Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü pilates dersimize hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi eşim Ayşe Hoca bize eşlik edecek. Ve mat üstündeki pilates egzersizlerini birlikte uyguluyor olacağız. Yalnız burada küçük bir uyarıda bulunmam lazım. Herhangi bir şekilde bel probleminiz, osteoporozunuz, boyun fıtığınız, bu gibi eklem problemleriniz varsa bu işi bizi izleyerek kendi başınıza yapmanız biraz sakıncalı olabilir. Lütfen bir eğitmen eşliğinde pilates yapmayı tercih ediniz. Evet, sırt üstü yatıyoruz. Sırt üstü yatar pozisyondayken pelvisi nötr konuma alıp ilk önce birkaç tane nefes alışverişi yapacağız. Pilates'te nefesi artık nasıl kullandığımızı biraz öğrendiniz. Nefes alırken göğüs kafesinin alt ve arka tarafına doğru nefes alıp nefes verirken tekrar iyice daraltmaya çalışıyoruz. Göğüs kafesinizin alt bölümünü bir akordeon gibi düşünebilirsiniz. Nefes aldığınızda açılmasını, nefes verdiğinizde de tamamen kapanmasını sağlamalısınız. Ve bu esnada karnınızı içeri ve yukarıya doğru çekiyor olmalısınız. Bu omurganın stabilizasyonu için çok önemli bir pozisyon. Ve pilates egzersizlerinin tamamında şu anda durur pozisyonu yaptığımız nefes alışverişini tüm egzersizlerde uygulamaya çalışacağız. Nefes alalım. Nefes verirken pelvisi kendimize doğru yuvarlayalım ve omurgayı yavaş yavaş egzersiz yapmak için hazırlayalım. Bu bir ısınma gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda zihin ve bedeni birbirine entegre etmek için biraz daha küçük hareketlerden başlayıp yavaş yavaş daha büyük hareketlere doğru devam edeceğiz. Nefes al. Nefes verirken tekrar yuvarla. İzlediğiniz gibi Ayşe'nin üst omurga bölgesinde hiçbir hareket yok. Nefese bağlı olarak da hiçbir hareket yok. Çünkü normalde nefes aldığımızda göğüs kafesimiz yukarıya doğru hareket etmek ister. Fakat biz omurgamız bu işten etkilenmemesi için daha yanlara doğru bir nefes kullanmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Nefes al. Nefes verirken yavaş yavaş köprü hareketine, bridging devam etsin. Her bir omurga tek tek yerden kalksın. Çoklu ekleme sahip olan omurgamızı her bir omuru ayrı hareket ettirecek şekilde nefes verirken aşağıya mindere doğru indirip yine egzersize hazırlanmasını sağlıyoruz. Tabii bu sadece bununla alakalı değil. Bu yaptığımız egzersizde arka bacak kaslarımız, hamstring grubu ve glutal kaslarımız, kalça kaslarımız ve yukarı çıktığımızda da erector spina ve multifidus arka omurga kaslarımız oldukça iyi çalışıyor ve güçleniyor. Nefes alıyoruz ve nefes verirken tekrar yukarıya. Egzersizi yaparken uzun bir boynunuz olduğunu düşünün. Omuzlarınızı hiçbir zaman kulaklarınıza doğru yaklaştırmayın ve ellerinizle ayaklarınıza doğru uzanmaya devam etmelisiniz. Çok güzel, nefes alalım. Nefes verirken tekrar yuvarlayıp yukarıya doğru çıkalım. İyice yükseldiğimizde göğüs kafesimiz artık kalçamız ve dizlerimiz aynı hizada olmalı. Nefes verirken aşağıya. Nefes alın. Ayaklarınızı yere basarak yukarıya doğru kendinizi yuvarlamaya çalışın. Nefes alın. Nefes verirken tekrar tek tek yuvarlayın ve aşağı iniyoruz. Süper. Bir tane daha yapalım. Nefes al. Nefes verirken iyice karın içeri. Her bir omur tek tek hareket ediyor. Uzun bir boynumuz var. Burada yukarıda kalacağız biraz sabit. Nefes alırken kollar kulakların yanına doğru gidecek. Nefes verirken kollar tekrar gövdenin yanına iniyor. Alarak tekrar uzandık. Nefes verirken geriye. Bravo. Bakın sadece bütün vücut aynı hizada olmalı. Süper. Nefes alarak kollar geride kalsın. Şimdi nefes verirken köprüden aşağıya her bir omuru tek tek indirecek şekilde kalçayı nötr pozisyona geri getirelim. Nefes alalım. Nefes verirken tekrar yukarıya. İyice tilt edip yukarıya doğru kaldırıyoruz. Nefes alıyoruz ve nefes verirken tekrar yavaş ve her omuru yerde hissedecek şekilde harekete devam ediyoruz. Kuyruk sokumu en son tekrar mat üstünde kalıyor ve son kez nefes al, verirken tekrar yukarıya doğru yuvarla. Nefes alıyoruz. Nefes verirken yavaş yavaş aşağıya doğru omurgayı indiriyoruz. Bu pozisyondayken ellerimiz başımızın arkasında birleşsin. Yine bu sefer omurgayı alttan artiküle ettik. Şimdi yukarıdan hareket ettirmeye devam edeceğiz. Nefes alalım ve nefes verirken gövdenin üst kısmını
yukarıya doğru kaldıralım ve alırken aşağıya. Nefes verirken tekrar yukarıya. Çok güzel. Yukarıya kalktığımız nokta her zaman sadece kürek kemiklerimizin alt uçlarına kadar olmalı. Daha yükseğe kalkıp sırtınızı yerden kaldırmaya şu anda, şu seviyede hareket, bu şekilde hareket etmemelisiniz. Güzel, nefes al. Nefes ver, iyice karnını içeriye çek. Her nefeste karnınızı bir öncekinden daha fazla içeriye çekmeye odaklanmalısınız. Çok güzel, nefes al. Nefes verirken yukarıya. Bu karın kaslarımızı güçlendirmek için çok iyi bir egzersiz. Yalnız burada çok önemli prensipler var. Gövde yukarıya doğru hareket ederken pelvisin, yani kalça kemiğinizin hiç hareket etmediğinden emin olmalısınız. Nefes ver yukarıya. Nefes al. Nefes ver yukarıya. Bravo. Ve şimdi çapraz olarak oblikleri çalıştıralım. Nefes vererek bir yöne doğru gövdeyi döndürüyoruz. Yine pelvis, kalça kemiği hiçbir şekilde hareket etmiyor. Güzel. Nefes alırken aşağıya. Nefes verirken tekrar yukarıya doğru hareket ediyoruz. Çok güzel. Omurganın kendi eksenindeki dönüşü çok önemli bir hareket. Günlük yaşantımızda omurganın en fazla yaptığı hareket bu. Buna çok ihtiyacımız var. Omurgayı döndüren kaslar kuvvetli olması çok önemli. Son kez. Bir kez de öbür tarafa yapacağız. Nefes verip diğer tarafa ve aşağıda kalabiliriz. Ellerimizi gövdenin iki yanına açalım ve ayaklarımızı birleştirip tabanlarıyla birlikte bir araya getirelim. Şimdi gövdeye aşağıdan bir rotasyon yaparak yine oblik kasları çalıştıracağız. Ayaklarınızın bir tabaka üzerinde bastığını düşünün. Dizleri birbirinden ayırmadan nefes alarak 45 derecelik bir açıyla yana doğru yatırın. Kalça yerden kalkmalı. Nefes verirken karın kaslarınızı kullanarak geriye döndürün. Nefes alarak aşağıya. Nefes verirken tekrar ortaya, merkeze getirin. Hareketleri yaparken acele etmeyin. Bütün hareketler sizin kendi kontrolünüzde olmalı. Nefes verirken ortaya. Alarak rotasyona geliyor. Nefes verirken tekrar merkeze dönüyoruz. Hareketi yaparken omuzlarınız yerden kalkmamalı. Boynunuz üzerinde herhangi bir stres hissetmemelisiniz. Bütün çalışan grup şu anda tamamen merkeze odaklı olarak core dediğimiz gövdenin merkez kaslarını güçlendirmek ve harekete geçirmek için yapıyoruz. Süper. Çok başlangıç seviyesindeki bu hareketi daha sonra daha advanced pozisyonlarda da yapacağız. Kullandığımız programlarda da oldu bu arada. Son kez nefes alarak gidiyor. Nefes vererek tekrar geriye dönüyor. Çok güzel. Eller omuzların üstüne doğru yükselsin. Nefes alalım. Nefes verirken tekrar abdominal kasları çalıştırmak için gövdeyi yukarıya taşıyalım. Nefes alırken tekrar geriye. Nefes verirken abdominal kasları çalıştırmak özellikle pilates, mat egzersizleri üzerinde çok önemli. Minder üzerinde yaptığımız egzersizlerde çok efektif çalıştırabildiğimiz kaslar bunlar ki en zayıf kas gruplarımızdan bir tanesi de karın kaslarımızın olduğu bölge. O yüzden karın kaslarımızın güçlü olması omurga sağlığımız açısından çok önemli. Son kez gövde yukarıda kalsın. Yavaşçacığım ayaklar tabletop pozisyonuna lütfen. Tek tek yerden kaldırıyoruz ayakları. Nefes alırken bir ayak parmak ucuyla yere dokunacağız. Nefes verirken bacağı tekrar yerine çekeceğiz. Alarak diğer bacak ve verirken yerine. Bütün karın kasları şu anda omurgamı bu pozisyonda sabitlemek için çalışıyorlar. Karın kaslarım güçlenirken aynı zamanda bacağın hareketi kalça kemiğinin stabilizasyonu üzerine çalışıyor. Alarak aşağıya, vererek tekrar yerine. Son kez ve ayaklar tabletop'ta kalsın. Kollar yukarı kalkarken gövde tekrar aşağı insin. Nefes alalım. Nefes verirken tekrar kolları gövdenin yanına indirip gövdeyi yukarıya kaldıralım. Alarak tekrar aşağıya. Biraz daha ön bacak kaslarımızı çalıştırmaya başlayacağız şimdi. Karın kaslarımı çalıştırmaya devam ediyorum. Aynı zamanda da bacakları tavana doğru yükseltmeye çalışacağız. Düz bir şekilde bacakları tavana doğru uzatıyoruz. Nefes alarak bükün. Nefes vererek tekrar yukarıya doğru. Bu quadriceps dediğimiz üst bacak kasımızı kuvvetlendirmemize yardımcı oluyor aynı zamanda. Şu anda yaptığım hareketleri daha çok aslında ısınmak için kullanıyorum ama aslında çalışma da başladı. Çok yoğun şekilde karın kaslarını çalıştırıyorum. Son kez lütfen
ve nefes verip yukarıda kalabiliriz. 100 hareketi için nefes alalım. Nefes vererek 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. Burada bacakları kapatabilirsin Ayşe. Tamamen iç abdüktör kaslarını da devreye sokabiliriz. Eğer bu pozisyon sizi çok zorluyorsa ayaklarınızı tabletop dediğimiz pozisyonda da harekete devam edebilirsiniz. Hiçbir zaman sizi çok zorlayacak bir pozisyonda harekete devam etmeyin. Vücudunuz müsaade etmiyorsa bu pozisyonda hareket etmenize mutlaka daha basit bir yoluna dönmek durumundayız. Biz bugün daha basit hareketlerden oluşan bir med dersi yapmaya çalışacağız. Son tekrar. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 ve ayaklar yere inerken gövde aşağı inebilir. Süper. Bacaklarımızı düz bir şekilde uzatalım. Tek bacağı yukarıya doğru alalım. Single leg circle yapacağız. Aynı şekilde bacağınızı düz tavana doğru uzatamıyorsanız dizinizden bükerek hareketi yapabilirsiniz. Bu bir kalça eklem çalıştırıcısı bu hareket. Nefes alarak içeriden başlayan daireler, nefes verirken daireyi tamamlayıp merkeze geri dönmeli. Al ve verirken tekrar merkeze. Nefes al ve nefes ver ortaya. Bacak dönüşü yaparken kalça hiçbir şekilde harekete katılmamalı. Kalça kemiğimizin stabil olma gücünü artırmak için yaptığımız bir çalışma yine bu. Ve nefes ver. Ve nefes ver. Son kez ve nefes ver. Ters yöne devam etmeliyiz. Al. Ve verirken çevir. Ve çevir. Yerdeki ayağınızı tutabiliyorsanız flex pozisyonda tutup dizi yerde yani bütün bacağı yerde sabitlemek için kullanın. Diğer bacağınız parmak ucu tavana doğru gösterebilir. Son tekrar. Ve çok güzel. Dizimizi bükelim. Yere koyup ileriye doğru uzatalım. Diğer bacakla devam edeceğiz. Çok kolay gibi görünen bu hareket hakikaten çok iyi çalıştırıcı ve aynı zamanda da çok zor bir harekettir. Nefes alırken içeriden başlayalım ve verirken daireyi çevirelim. Çok güzel. Ve ver. Al ve ver. Hareketler içindeki ritim değişikliği daha sonra karşımıza çıkacak. Bu biraz daha kuvvetlenen ve artık kontrol edebildiğimiz vücudumuzu birazcık daha zorlamak için yaptığımız çalışmalar. Güzel ve son kez. Ters yöne devam edebiliriz. Al ve ver. Al ve ver. Al ve ver. Al ve ver. Çok güzel Ayşe. Aferin. Hiçbir şekilde gövdenin ve kalça kemiğinin hareket etmediğini izliyorsunuz. Süper. Tekrar hatırlatıyorum. Dizinizi bükerek yapabilirsiniz hareketi. Çok önemli değil düz bacakla yapmanız. Ve tamamdır. Ayağımızı yere basıp ileriye uzatabiliriz. Roll up hareketi için tekrar omurgaya döneceğiz. Bacaklar kapalı. Nefes alır kollarımız geriye doğru uzadı. Nefes alırken gövdeyi yukarıya doğru kaldırıyoruz ve verirken ileriye doğru yuvarlanıp gövdeyle ileriye doğru uzanıyoruz. Tam bu noktada karnımızı yani göbeğimizi olabildiğince içeriye doğru çekmeliyiz. Nefes alıyoruz burada. Nefes verirken tekrar yavaş yavaş omurgayı tek tek yere inecek şekilde aşağı indiriyoruz. Mükemmel bir omurga hareketi bu. Omurganın mobilizasyonunu sağlıyor, hareketliliğini arttırıyor. Daha esnek bir omurgamız olmasını sağlıyor. Karın kaslarımızı güçlendiriyor. Nefes alıyoruz ve nefes verirken tekrar tek tek omurları yere indiriyoruz. Nefes alırken ilk önce kollar ve üst gövde kalkıyor ve nefes verirken ileriye doğru uzanıyoruz. Burada kalça kaslarımızın bize çok büyük yardımı var. Unutmayın, yuvarlanıp kalkarken mutlaka kalçayı ve iç bacak kaslarınızı birbirine bastıracak şekilde kullanmayı unutmayın. Eğer kalkamıyorsanız Ayşe şimdi size birkaç tane başlangıç versiyonu gösterecek. Dizleri büküp yuvarlayarak aşağıya inin kendinizi. Kollarınızdan yardım alın. Ve yine yukarı kalkmak için nefes al. Verirken bacaklarınızdan yardım alın. Uzatın bacaklarınızı ve sonra ileriye doğru uzanın. Boynunuzu bu pozisyondayken karşıya kaldırmaya çalışmayın. Bu çok sakıncalı bir durum. Düz, hala dizlerinize bakıyor pozisyonda olmasınız ve nefes verirken tekrar yavaş yavaş geriye. Son bir tane daha yapıyoruz. Alarak kollar kalkıyor. Nefes verirken yuvarlanıp ileriye doğru kalkıyoruz. Bu pozisyondayken dizlerini bük ve omurgayı düzelt Ayşe'cim. Biraz daha omurganın
ekstansiyonu üzerine hareket yapacağız. Ellerinle ayak bileklerine doğru uzan. Tutabilirsin buradan, rahat ol. Nefes alırken sadece şu üst sırtı kollarla birlikte yukarı kaldırmasını isteyeceğim Ayşe'nin. Nefes alırken yukarıya doğru kalk. Nefes verirken tekrar aşağıya bırak. Mümkün olduğu kadar bu hareketi eşlik ederken arka tarafa düzelmemeye çalışın. Yani sırtınızı düz pozisyona getirmemeye çalışın. Burada uzayın ve bırakırken tekrar burada aşağıya doğru bırakın kendinizi. Serbest bırak. Güzel. Karın hala içeride, nefes alarak yukarı. Şunu hayal etmeye çalışmalısınız. Kollarınızı geriye doğru itmeye çalışın. Sırtınızı değil. Bakın, kalkan kollar öne eğilmiş duran omurgamı gayet güzel şekilde yukarıya doğru dikiyor ve arka bütün omurga kaslarımı kuvvetlendiriyor. Nefes alırken tekrar yukarıya doğru. Çok güzel. Biraz burada bekleyeceğiz. Nefes alacağız ve nefes vereceğiz. Biraz daha başınızla yukarıya doğru yükselmeye çalışın. Omuzlarınızı yukarıya doğru kaldırmayın. Omuzlar, kürek kemikleri aşağıda kalsın. Bütün boynunuzla gövdenizin içinden çıkmaya çalıştığınızı hayal edin. Başınızı da arkadaki araba koltuğunda oturduğunuzu düşünün ve araba koltuğunun kafa yaslama yerine başınızı yaslamaya çalışın. Kafa önde durmasın. Boynunuzu geriye doğru almaya çalışın. Çok güzel bir sırt çalıştırıcı. Çok ihtiyacımız olan hareket ve nefes vererek serbest bırakıyoruz. Bu noktada nefes alıyoruz. Nefes verirken roll back ile devam edeceğiz ve belimizin ihtiyacı olan harekete doğru gideceğiz. Güzel. Nefes alırken yukarı. Kolları tekrar yukarı kaldır. Şimdi omurga düz ve yüksek dursun. Nefes verirken kolları tekrar aşağı indirerek karın kaslarını çalıştırmak için bir hareket. Bravo. Nefes al. Nefes verirken tekrar aşağıya. Süper. Yine ellerinizden yardım alabilirsiniz. Eğer gövdeyi taşıyamıyor pozisyondaysanız, belinizde problem varsa dikkatli olun. Bu tür hareketler size iyi gelmeyebilir. Sizi kontrol eden birisi yok yanınızda. Kendiniz egzersiz yapmak isterken kendinize zarar verebilirsiniz. Burada anlatamadığım çok fazla detay var hareketle ilgili. Nefes alın. Nefes verirken tekrar geriye doğru yuvarlanın. Nefes alırken bir kez daha yukarıya. İyice yüksek kalıyoruz. Karnımız içeride ve spine twist yaparak gövdeyi bir yöne doğru döndürüyoruz. Kollar yukarıdayken nefes vererek dön. Alarak ortaya. Nefes ver. Bravo. Alarak ortaya. Bakın, karın hiçbir şekilde dışarıya doğru hareket edilmesine izin vermiyoruz. Hep içeride ve kalça kemiğim ben dönüş yaparken yerde tamamen sabit duruyor. Hiçbir şekilde dönüşüne izin vermeden döndürebildiğim açıda kendimi maksimum döndürmeye çalışıyorum. Nefes al. Nefes verirken dön. Nefes al, ortada kalsın. Nefes verirken roll down aşağıya. Çok güzel. Birazcık aşağı doğru kayalım. Evet. Çok güzel. Ayaklar düz kendimize doğru. Yuvarlayarak köprü yapmıştık omurgamızı tek tek hareket ettirerek. Bu kez omurgayı bir bütün halinde hareket ettirip düz bir şekilde yukarıya kalkıp yine köprüyle bütün arka ekstansörlerin hepsini, fleksörlerin hepsini çalıştırıyor olacağız. Nefes alalım ve verirken gövdeyi yukarıya bastıralım. Az önceki yuvarlanma yok. Yolda oyalanmadan direkt nefes verirken aşağıya. Alırken yukarı, verirken aşağıya. Alarak yukarıya, verirken aşağıya. Kalça kemiğinizin öne devrilmesine izin vermeyin. Her zaman düz bir, hafifçe gözlerinizi takip edin gövdenizi. Düz bir çizgi üzerinde olduğunuzdan emin olmalısınız. Son yukarıya çıktığınız noktada kendinizi yukarıya daha fazla itmeyin. Şu pozisyonda, yani bundan bahsediyorum, bunu yapmayın. Şu anda sadece düz olana kadar gelmelisiniz ve sonra aşağı inmelisiniz. Bundan sonra yapacağız shoulder bridge. Ve son kez yukarıda kalalım. Biraz bacakları çalıştırmaya devam edeceğiz. Nefes alırken tek ayak tabletop pozisyonuna gelecek. Ve nefes verirken yere koyacağız. Alırken diğer bacak. Yine omurga stabilizasyonu üzerine bir hareket yapıyoruz. Bu tür hareketleri gerçekten çok iyi kontrol altında yapabilmeye başladığınızda artık belinizle ilgili ya da omurganızla ilgili önemli bir sıkıntınız kalmamış olacak. Ve nefes vererek aşağıya. Al,
ve nefes vererek aşağıya. Al, nefes ver ve aşağıya. Son iki tane yapıyoruz. Nefes ver, son kez ve nefes ver. Tekrar şimdi omurgamızı yuvarlayarak indirelim. Bir masaj yapmış olalım onun için. Süper. Evet, çok güzel. Şimdi yan yatalım. Yüzümüzü o tarafa doğru dönelim. Gövdeyi yan çalıştırmak için önemli birkaç prensipten bahsedeceğim hemen size. Bu bölümün sonuna geliyoruz artık. Ve düz bir nötr konumda mat üstünde yan yatar pozisyondayken kalça kemiğimin aynı hizada olduğuna dikkat etmeliyim ve dolayısıyla ayak parmak uçlarım aynı hizada durmalı. Ve kolum tam kulağımın altında uzun bir şekilde uzanmış pozisyondayken tüm vücudun aynı çizgi üzerinde yattığından emin olmalısınız. Ve nefes alırken her iki bacağı da yerden kaldıralım. Güzel. Nefes verirken tekrar yere koyalım. Yukarı ve aşağıya. Biraz daha kolaylaştırmak istiyorum. Nefes verirken yukarı kaldıralım bacakları. Ver ve alırken aşağıya. Ver ve aşağıya. Nefes ver. Bu gövdenin tamamen yan bölgesini kuvvetlendiriyor. Daha çok omurganın yan bölgesini kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda iç bacak, dış bacak kaslarını çalıştırıyor. Çok güzel. Ufak bir hareket daha ekleyelim. Yukarıda kalalım ve üst bacağı yukarı doğru kaldıralım. Al ve verirken aşağıya. Nefes al ve ver. Süper. Sürekli olarak ileriye doğru uzanmaya çalışıyor. Karın içeride. Gövde tamamen yan duruyor. Ön ve arkanızda cam bloklar olduğunu düşünün. O bloklara, camlara değmeden hareket etmeye çalışın. Karın içeride ve süper. Bırakabilirsin aşağıya ayakları. Yüzüstü yatalım. Hemen bir geçiş hareketi yapalım. Diğer tarafa geçmek için. Ellerin başımın altında the beat yapacağız. Hareketin ismi beat ve kalçayı aktif hale getirdikten sonra bacaklarla aç kapa pozisyonda sırtınızı ve omuzlarınızı rahat bırakmalısınız bu pozisyonda. Karın hala içeriye doğru çekilmeli. Burada ciddi şekilde çekmekten bahsediyorum. Karnınızı mat üstünde yüzüstü yatarken içeri çekmek gerçekten zor. Bu iç bacak kaslarınızı ve kalça kaslarınızı çalıştırıyor olacak. Ve yeterli. Şimdi diğer tarafa dönelim. Aynı şeyi tekrar edeceğiz. İyice uzandık. İlk önce pozisyonunuzu doğru şekilde ayarladıktan sonra kollar ve bacaklar uzun, omurga olduğu noktada uzun, nefes verirken bacakları yerden yukarı kaldırıyoruz. Side leg banana diye adlandırıyoruz bu hareketi. 8 ila 10 tekrar yapmanız yeterli. Son bir tane daha yapacağız Ayşe ile ve yukarıda tutacağız bacakları. Çok yükseğe kaldırmaya çalışmayın. Üstteki bacak yukarı kalkıyor ve aşağıya. Şimdi ise gövdeyi sabitlediğimiz noktada kalça eklemini dışarıya açıcıları çalıştırıyoruz. Çok güzel. 3 tane daha. Güzel. Son 2. Son kez. Ve rahatlayabiliriz. Süper. Çok güzel. Yüzümüzü diğer tarafa doğru dönüp oturabiliriz. Side stretch yapacağız. Kollar iki yanda açık olsun. Bacaklar ileriye uzun. Eğer omurganız düz bir şekilde oturamıyorsanız dizlerinizi bükün lütfen. Bağdaş bile kurabilirsiniz. Nefes alırken gövdeyi bir tarafa doğru yatırıp çalıştırdığımız kasları şöyle bir uzatalım. Ve nefes verirken ortaya. Güzel. Nefes alırken diğer taraf iyice uzamaya çalışıyor. Kalça kemiklerim yerde sabit. Nefes verirken ortaya. Alarak git. Nefes verirken ortaya. Her zaman uzamaya çalışın. Bu bir eğilme hareketi ama katlanmaya çalışmıyoruz. Daha çok uzun hareket etmeye çalışıyoruz. Nefes al. Nefes verirken ortaya. Al. Nefes verirken ortaya. Son kez nefes al. Nefes vererek aç. Yukarı doğru uza. Son tekrar nefes alarak diğer taraf. Nefes vererek tekrar ortaya. Süper. Ayağa kalkalım. Roll down'la bitirelim. Ayaktaki bu hareketimizi yan durabilirsin. Yan dur. Nefes alırken kolları yukarıya doğru kaldıralım. Nefes verirken kendi gövdemizin önünden geçecek şekilde omurgayı iyice stretch ederek aşağıya doğru iniyoruz. Dizlerimizi hafifçe bükelim aşağıda. Nefes verirken kafamızı hiç kaldırmadan yavaş yavaş her bir omuru tek tek üst üste dizecek şekilde yavaşça yukarıya doğru kalkalım. Evet.
ve rahatladık. Geçmiş olsun. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.